Hemen 25 ekranlarından hepinize iyi pazarlar sevgili izleyiciler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Erzurum'da Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Merkez Parti Kadın Kolları Başkanlığı havuz başında bir etkinlik düzenledi. Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin değişik illerinde olduğu gibi Erzurum'da da kadın dernekleri ile siyasi partilerin kadın kolları mensupları bir takım organizasyonlar gerçekleştirdi. Erzurum Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi ile üyeleri ve Merkez Parti Kadın Kolları Teşkilatı'nın mensupları havuz başında bir araya geldi. Çalışıyorum, kazanıyorum, didiniyorum, ona sırt veriyorum. Şimdi bunun karşılığında bana el mi kaldırsın? Kırılsın o el. Kırılsın o eller inşallah. Bunları ben erkekle deniyorum. Erkek müsveddesi. Yapılan etkinlikte önce Atatürk anıtına çelenk konuldu. Ardından ise şiirler okunarak kadına şiddete vurgu yapıldı. Yalan! Kim hak verdi bize? Haberiniz var mı? Bakın halimize. Anlatamadık biz derdimizi eşimize, gelin gün yapalım biz bize, hadi kutlayalım, hayırlı olsun. Kadınlardan haberi olmayan, hiç hali derdi sorulmayan, sayın hakim biz korunmayan, sokağa atılıp sahip çıkılmayan, hadi kutlayalım, hayırlı olsun. Programda daha sonra Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Türkan Bayrak bir basın açıklaması yaptı. Emekçiler günü olarak kutluyoruz ama içimizdeki söylemek istediğimiz sözcükler, itiraz etmek istediğimiz bize olan davranışlar farklı. Biz kadın erkek ayrımı olmadan, evlatlarımızı kız ya da erkek diye ayırmadan eşit, eş değerde tutmak istiyoruz. Biz anneler demek istiyoruz ki ey güzel yavrum oğlum. Ben kadına elini kaldıran evlada sütümü helal etmiyorum diyebilecek, o şekilde evlatlarımızı yetiştirebileceğimiz anneler olmak istiyoruz. Evet. Şiddete maruz kalmadan, birlik bütünlüğümüzü, dostluğumuzu bozmadan, eşimizle, oğlumuzla, yavrumuzla iyi bir eğitim geleceğimizi kurarak biz Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Biz kadın erkek ayırmadan, eve kapanmadan, eve kapatılmadan bize de sorular sorulmasını istiyoruz. Bizim de fikirlerimizin alınmasını istiyoruz. En önemlisi artık erkeğin kadına şiddet uygulayarak kendini yüceltmesini istemiyoruz. Çünkü şiddet gösteren erkek asla ulu, büyük, güçlü biri değildir. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar yayınladığı mesajda kadınların toplumsal ve siyasal yaşama etkin katılımının gelişmişliğin ve çağdaşlığın önemli göstergelerinden biridir. Evrensel insan haklarının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olan kadın haklarının sağlanması yolunda yapılan çalışmaların simgesi olan 8 Mart tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Siyasi, sosyal ve ekonomik hayata giderek daha çok katılan Türk kadınları böylece ülkenin aydınlık geleceğinin şekillenmesine de katkı sağlayacaktır. Kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik haklarını elde edebilmek için başlatılan mücadele daha hiçbir ülkede sonuç vermemişken Türkiye Cumhuriyeti kadına seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülkelerden biri olmuştur. Dünden bugüne toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer alan her şartta fedakarlıklarını esirgemeyen kadınlarımızın hayatın her alanında daha etkin olmaları temenni ederken kadınlarımıza yönelik yapılan şiddeti bir kez daha kınıyorum. Tüm dünya kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum dedi.
Azizliye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, toplumun ve ülkemizin huzuru kadının mutluluğuyla mümkündür dedi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Azizliye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, toplumun dinamizmi olan kadınların yeni Türkiye'nin simgesi, yarınların teminatı olduklarını ifade etti. Kadınların yılın bir günü değil, her gün hatırdan çıkarılmaması gereken değerler olduğunu kaydeden Başkan Orhan, topluma ulaştıran en küçük yapıyla aile, ailenin temel yapı taşı da kadındır. Doğumdan ölüme kadar yaşamımızın her alanında var olan, bizleri yetiştiren, büyüten, eğiten kadınlarımız, karşılıksız özverinin ve fedakarlığın timsali olmuşlardır. Onların varlığıyla onurlandığımız gibi, onların hayatın her alanda hak ettikleri müstesna yeri almaları için de gayret ve çaba gösteriyoruz, göstermeliyiz. Çünkü bizler yozlaşmış ve bozulmuş bir toplumu doğru yola davet için gönderildiğinde ilk olarak kız çocuklarına yapılan vahşeti yasaklayan bir peygamberin ümmetiyiz. Peygamber Efendimizin kadınlara gösterdiği sevgiyi, hoşgörüyü, güler yüzü hepimiz hayatımızda örnek almalıyız. Varlıklarıyla bizleri onurlandıran kadınlarımıza yönelik Azizliye Belediyesi olarak uygulamaya koyduğumuz ve planladığımız projelerimiz sürüyor. İlk olarak belediyemiz bünyesinde hanımlara yönelik olan mesleki eğitim kurslarının nitelik ve çeşitliliğini artırdık. Kadınlarımıza yönelik yapacağımız çalışmalarla onların toplumdaki saygın yerlerini arttırmaya yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu duygularla başta kahraman Mehmetçiklerimizin ve şehitlerimizin anaları olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum dedi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Merkez Parti Yakutiye İlçe Başkanlığı'nda yapılan toplantıda ele alındı. İlçe Başkanı Dursun Ali Akkoç, kadının hayatımızdaki önemine vurgu yaptı. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Merkez Parti Yakutiye İlçe Başkanlığı da bu anlamlı günde kadınların yanında yer aldı. Yakutiye İlçe Başkanı Dursun Ali Akkoç bugün sokak temsilcileriyle yapılan toplantı öncesinde tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını söyledi. Kadınların birer emanet olduğunu ifade eden ilçe başkanı Akkoç, son zamanlarda ülkemizde kadına şiddet ve yaşanan üzücü olaylardan dolayı ülkemizde kadına hak edilen değerin verilmediğine şahit oluyoruz. Merkez Partisi olarak kadınların her zaman yanında olacağız dedi. Hepimizin kız çocukları var. Türkiye toplumunda şu anda 2 ayda 55 tane kadın cinayeti yaşanmıştır. Bu da toplumun içerisindeki bozulmadan, milli ve manevi değerlerin içimizden alınmasından kaynaklanıyor. Bundan dolayı bizler evimizdeki eşlerimize, çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Kadınlarımıza sahip çıkmalıyız. Bunlara destek olmalıyız. Kesinlikle kadına yönelik olan şiddeti Merkez Partisi Yakutiye İlçe Başkanlığı olarak, buradaki yönetimdeki arkadaşlarımız olarak kınıyoruz ve her daim kadınların yanında olacağımızın sözünü veriyoruz. Bugün ayrıyeten Merkez Partisi Yakutiye İlçe Başkanlığı geçen hafta mahalle temsilciliklerini kurmuştu. Bu hafta da yoğun bir çalışma sonucu sokak temsilcilerini kurarak bugün bu toplantıyı düzenlemiş bulunuyoruz. Ve bu toplantıyı gerçekleştiren yönetimdeki arkadaşlarıma, mahalle temsilcisi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu özverili çalışmalarından dolayı 7 Haziran seçimlerine Merkez Partisi Yakutiye İlçe Başkanlığı olarak, Merkez Partisi olarak tüm hızıyla çalışacağız. Ve inşallah %30-%35'in üzerinde Erzurum'da biz oy çıkaracağız. Bu seçimlerde de inşallah iktidara gelme hedefini gerçekleştireceğiz. Artık alternatif yok diyen insanlara biz Merkez Partisi var diyoruz. Profesör Doktor Abdurrahim Karslı var diyoruz. Bir Dadaş var diyoruz. Bu memleketi, bu ülkenin kaderini Erzurumlular değiştirecek diyoruz. Onun için de hiç durmadan çalışacağız, gayret göstereceğiz. Sayın seyirciler, Erzurum'da görevli öğretmenlerin oturduğu evleri kapı kırarak giren, para ve eşyalarını çalan 6 öğrenci hakkında
13 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası isterdi. Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Karaşeh Köyü Ortaokulu'nda görevli 9 öğretmenin oturduğu evlere kapı kırarak giren, para ve eşyalarını çalan 14-15 yaşlarındaki 6 öğrenci hakkında 13 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay Çat'a 16 kilometre uzaklıktaki Karaşeh Köyü'nde meydana geldi. 2013-2014 eğitim öğretim döneminde öğretmen Nurgül Erdem, Muhammed Taş, Özlem Sarıtaş, Nesrin Şahinöz, Sevgi Baytok, Nerminay Tuncel Meço, Tuğba Kubat, Hasan Çatal ve Emrah Koçak'ın tatile gitmesini fırsat bilen 6 öğrenci, 3 lojmana girip elektrik süpürgesi, gözlük, kol saati, kart okuyucu, okula ait futbol topu ve bir miktar para çaldı. Okul müdürü Muhammed Taş'ın lojmanındaki anahtarı alarak okula giren öğrenciler 15 bin lirayı aldı ve duvara hakaret içeren yazı yazdılar. Tatil dönüşü evlerinin soyulduğunu gören öğretmenlerin şikayeti üzerine bir kadın öğretmenin çorap kutusundaki parmak izinden soygunu yapan 6 öğrenci bulundu. Çat Asliye Ceza Mahkemesi'nde konut dokunulmazlığının ihlal, mala zarar verme, hırsızlık, hakaret suçlarından dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede suç tarihinde 15 yaşını tamamlamış olan BG hakkında 7'şer ayrı hırsızlık, mala zarar verme ve hakaret suçlarından 18 yıl 8 aydan 69 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için ertelendi. Karate Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen karate eğitim seminerleri bugün sona erdi. Salon sporlarında son yıllarda büyük bir atağa kalkan ve lisanslı sporcu sayısı bakımından da Erzurum'da bir numara olan karatede her yıl federasyon tarafından eğitim seminerleri veriliyor. Bu yılda eğitim seminerleri için kolları sıvayan federasyon Yakutiye Spor Salonu'nda startı vermişti. Yaklaşık 500 sporcuyla 4 kulübün iştirak ettiği eğitim seminerlerinde karate bölge sorumlusu ve federasyon teknik kurul üyesi Ahmet Çelebi katılımcılara bilgiler verdi. Faaliyet programında yer alan karate eğitim seminerini bugün gerçekleştirdik. Seminerimize ilimizin tüm sporcuları iştirak ettiler. Toplam 500 sporcuyla bu organizasyonu yaptık. Çok keyifli antrenman yaptık. Kiyon, kata ve kumite çalışmalarını teorik, pratik olarak uyguladık. Ben buradan sizlerin aracılığıyla katılan tüm sporcularımı tebrik ediyorum. Ve ailelerine karate sporuna arzumla vermiş oldukları destekten dolayı çok çok teşekkür ederim. Seminerin sonunda ise katılımcılara sertifikaları verildi. Eğitim seminerinin son bölümünde ise müzik eşliğinde yapılan karate gösterileri büyük beğeni topladı. Gelin yüzüme elini yaklaştırıp geri çekmek zorunda. Başladı. Karateden değil mi? Özellikle Erzurum'da Ahmet Çelebi'nin ismi hep ön plana çıkar sevgili izleyiciler. Karateye başladığı ilk yıllardan şu anki antrenörlük ve federasyondaki yönetim kurulu üyeliğine varana kadar yoğun bir uğraş veren Ahmet Çelebi bu sporu bir numara yapmaktan hiç ama hiç çekinmedi ve büyük bir
başarı elde etti. Tabii ki özellikle Erzurum'da lisanslı sporcu sayısı bakımından da karate her yıl olduğu gibi bu yılda yine bir numara. Salon sporunun içerisinde böyle giderse karate daha uzun yıllar yine zirvede kalmayı başaracak gibi. Geçelim voleybola. Türkiye Voleybol 1. Ligi'nde ilimizi temsil eden Palandöken Belediyespor erkek voleybol takımı konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek haftalar sonra galibiyet sevinci yaşadı. Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde uzun süredir galibiyet alamayan Palandöken Belediyespor erkek voleybol takımı konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u eli boş gönderdi. Palandöken Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Orhan Bulutlar yaptığı açıklamada son haftalarda yaşadıkları puan kayıpları nedeniyle ligde alt sıralara gerilediklerini söyledi. Play-out'tan uzaklaşmamak istediklerini belirten kulübün Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Bulutlar bu yüzden de İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade etti. Palandöken Belediyesi voleybol takımı maçın bitimiyle birlikte salonda uzun süre taraftarlarıyla galibiyetin sevincini yaşadı. Palandöken Belediyesi voleybol takımı hocası Mustafa Çayır, "Uzun süredir almak istediğimiz bu galibiyeti son dakikalarda kaybediyorduk. Bu defa takım olarak inandık ve başardık. Bu galibiyet bizi kendimize getirdi. Alınan puanlar play-out'a işimize çok yarayacak. Galibiyetimizi belediye başkanımıza, kulüp başkanımız ve taraftarlarımıza hediye ediyoruz." dedi. Geçelim Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'a. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor dün deplasmanda Van Büyükşehir Belediye Spor'a konuk oldu. Karşılaşmada 1-0 üstün duruma geçen Mavi Beyazlar maalesef bu üstünlüğünü koruyamadı ve 90 dakika sonunda sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Her şeyin iyi başladığı maçta Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 20. dakikada Oltan Karakullukçu'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Gol sonrasında defans yapmayan ve devamlı gol arayışlarını sürdüren ekip Oltan Karakullukçu ve Mehmet Albayrak da rakip takım üstünde ciddi bir baskı kurdu. Cebrail desteklediği ataklardan gol gelmeyince ilk yarı 1-1 sonuçlandı. Galibiyet ve 3 puan odaklanan Erzurumspor ikinci yarıda da baskılı olan ve golü daha çok arayan taraftı. İkinci golü bulamayan Mavi Beyaz ekip 65. dakikada Medeni Bingöl'ün penaltının attığı golle boyun eğdi. Karşılaşmanın kalan diliminde Erzurumspor baskısı gol getirmeyince her iki takım da maçtan 1 puanla ayrıldı. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gece diliyorum. Esen kalın.